hoş geldin. Adın ne? İlayda. Kimle geldin? Erkek arkadaşım. Hoş geldin Keltoş. Nasıl Keltoş? Şu an kelsin ama daha zak kestirmişsin saçlarını. Doğal Keltoş değilsin. Keltoşluk öyle bir şey değil ya. Keltoşluk bir kavram mı? Adın ne? Gabriel Ferit. Gabriel'i sen götüne mi vuruyorsun? İspanyol mu seviyeyim. Megaloman Gabriel, kendine bir iltifat edecek olsan ne ederdin? Karşı cins olsan. Keşke bir tanenin daha olsa. Bak. Abi senden iki tane hiç çekilmezdi biliyor musun? Zaten seyircim ben arkadaş, rahat ol. Gabriel'in megaloman olduğunu düşünenler alkışlasın. Gabriel gayet mütevazı bir insan diyenler alkışlasın. Hoş geldin can yelekli adam. Ne iş yapıyorsun? Kendini tanıt. Finans şirketinde çalışıyorum. Pazarlama yönetmeniyim. Finans şirketinde neyi pazarlıyorsun sen? Para. Tefecisiniz yani. Yasal tefeci. Ödemeyin, ***'yorsunuz adamı. Ben karışmıyorum. Sen ne iş yapıyorsun kral? Auto detailing. Detailing diye bir kelime var mı İngilizce? Ne güzel ***'yım. Tefeci İngilizcesi. Park yerime park edersen ***'ing. Parayı ödemediler abi. Tamam, müşteriyi domating. Mükemmel bir kadro. Hayatımda gördüm en şakacı mafya bu. Şu Gabriel'in de götünü kesersen sıkıştır. Sen alıyorum. Adın ne? Özgür. Kendini tahtada görsün istemiyorum. Keltoş yaz. Keltoş. Ferit yaz lan, dur. Anlamını biliyor musun? Ne? Başı benzeri olmadı. Hoş geldin. Hoş buldum. Adın ne Bebişko? Ecehan. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Sen? Bebişko. İsmim Cansu. Üçünüz geldiniz değil mi? Evet, beraber geldik. Cansu. Berfin. Caney, ne iş yapıyorsun? Eski hostestim fakat şu an ev hanımıyım. Kocam muhtemelen taşaklı. Hiçbir hostesin fakir bile evlendiğini görmedim. Ya pilotla evleniyorsunuz ya bir iş adamıyla. İş adamı oldu, doğru. Ne iş yapıyor? Hayatım konuş, utanma. CEO. Neydi CEO? Bu arada o yüzük gerçekten... Yüzükten efendisek yüzük kalır. Onun bir de üç boy büyüğü var. Sen hepsine hakimsin, bakıyorum falcı. Onun mekanındaydı çünkü. Bizim mekanda tekrar yılbaşı hediyesi aldı. Senin mekanın ne? Bizim restoranlarımız var. Restoranlarımız. Evet. Bana bir sandalye verin. Ama öyle diyorsun da ben eşimle alakası yok. Benim biraz babamdan da dolayı yani. Baban ne iş yapıyor? Armatör benim babam. Bu arada bütün burada kadınlar senden nefret ediyor. Kafandaki o tuhaf şapkada anlamalıydı. Ya çok yoksul biri böyle bir şapka takar ya da çok zengin biri. Gerçekten çıkaracaktım ama bozuldu. Kahkül var. Kahküller dikilince... Ya ne kadar büyük problemlerim var ya. Peki Cansu, sen bu ekibin en fakiri gibi duruyorsun bu gömleğine. Evet, en fakiriyim. Yalan söyleme. Ya, bence de. Üzerindeki battaniyeyle zengin olamazsın. Hayatım, bu Kızılderililerin çadırı bu. Ne iş yapıyorsun? E-ticaret. Eşin ne? Ve üretim müdürü. İlk duysaydık bir şey yapardık. Oo, mo yapardık da. Bunlardan sonra şey gibi kaldı. Zekat veriyor musunuz ona? Hoş geldin bebiş. Hoş bulduk. Kimle geldin? Nişanlımla. Hoş geldin nişanlısı. Konuyla bir alakan yokmuş. Adın ne? Levent ismi. Bir sıçma veya fantezini anlatın ikinize. Biz uzun zaman yani 6 yıldır birlikteyiz. Oha! Evlilik? 2 ay sonra düğünümüzü. Vay, bir alkış! Evet. Uzun zamandır böyle hani birlikte arkadaş grubumuzla bir tatile çıkalım dedik. Aydın, Didim'e gittik. İlk tatilimizdi. Orada işte karnı falan ağrımaya başladı. Biz de üşüttü falan sanıyoruz herhalde, güneşleniyor. Sonra apandisi patlamış. Tatilin bizim ilk bundan, gününde. Evet, yani normalde dönüşümüze 2 gün daha var. Ve bunu sadece tatil aksili olarak mı görüyorsunuz? Yani kız ölümden dönmüş, şükredeceğiniz. Tatilimiz bozuldu ya. Yıllardır bu tatil hallediyorduk. Ölmek üzereydik, geri zekalı ya. Evet. Ya otobüs biletimiz falan da yanmıştı. Neyse kurtuldu da devamı da yanardı. Benim sıçış hikayem buydu. Resmen ölecek falan sandım ben. Bu senin sıçış hikayen mi sence? Bence benim sıçış hikayem. Çünkü ailesinden çok uzakta. Oğlum iyi de en değerli hayatındaki olması gereken kişi ölmek üzere falan. İşte benim sıçış hikayem daha büyük ne olabilir ki? Beni kullanarak prim yaptı. Hayır. İlk başta diyordu ki 2 gün daha vardır. Parası ödenmişti. Hayır, şöyle biz geldik. Geldiğimiz günün sabahı. Yani hiç tatil yapamamıştınız ha? Yapamadık. Evet, hiç yapamadık. İşte asıl üzüldüğün yere bak, sesin düşüyor orada. Taksitini hala ödüyorum. Tam bir aşk adamı. Tatilini hala ödüyorsunuz ve yaşıyor. Saçmalığa bak ya. Şimdi balayında gideceğiz işte. Nereye? Phuket'e gideceğiz. Oğlum orada daha uzak. Bak emin misin? Ben sıkıntı çıkarabilecek bütün organlarımı aldırdım.
Taşaklarını da aldırsaydın o zaman. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Adın ne hayatım? Hanzade. Karşı cinsten etkilendiğin bir özellik veya hareket? Şimdi karşı cinste böyle elleri güzel olması benim dikkatimi çekiyor. Bir de eskiden tabii vitesli araçlar vardı. Böyle vites değiştirirken bir hareket vardı. O benim için çok etkileyici. Aynı hareketi o ellerle bir şeyde daha yapabilir herhalde. Sana malzeme verdiğim için çok üzgünüm şu an. Çarpını kime veriyorsun vitesçi? Çağla'ya. Çünkü alamayacak gibi geldi bana. Yani iddialı geldi ama. Çağla'cığım sana acıdığı için. Kalbinizi kıranlara söyleyeceğin son cümle ne olurdu? Bana her çiçekten bal almak istiyorum demişti. O çiçekteki aldığı arının iğnesi bir tarafına girsin inşallah derdim. Kertoş. Değdi mi be ya? Oğlum sana yakışıyor bakayım. Dövmeli küpeli adamsın. Halka indik. Bildiğin şey diye düşündü. Anadolu insanları şiveyle çarpı alıyorlar. Ben de olabilirim dedi. Samimiyetsiz samimiyetsiz cevap verdi. Yakışıyor mu lan? Değdi mi ya? Gabriel'in adını siliyorum. Sen Seda? Yaşadığın toksik ilişkinin duraklarında kaderini iki kadının dudağının arasına bağlayabilirsin ama ben şimdi gidiyorum s**tir git dedim. Ben bunu dedim yani. O ne yaptı? Ne zaman uyandı sen konuşurken? Birini tanımak için hangi soruyu sorarsınız? Memleketini sorarım herhalde. Çok yaratıcı be abi. Mesleğini sorardım herhalde. Oo, hiç paraya önem vermeyen bir konu. Ortak acılardan geçmiş miyiz onu sorardım tanımak için. Ben kaldım. Evet. Annesiyle konuşmasını gözlemlerdim. Tebrik ederim. Gözlemlemeye devam et. Seni terk edenler, reddedenler neyi kaçırdılar? Beni kaçırmış olur ya. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Olur. Ayrıntı ver, spesifik. Yani güzel sevilmeyi. Güzel sevilmeyi. Evet, çok güzel severim. Güzel. Hiç reddedildi mi? Hiç öyle bir şeyim olmadı ya. Abi UFO görmüş gibisin şu an. Nasıl ya? Sen nereden duydun ya böyle bir şey? Hiç deneyimlemediğin ama çok merak ettiğin bir şey. Tipi olan ama da tight giyip gezmek istiyorum. Bunu yapabilirsin ama. Ya yapamam. Oğlum erkeklere de göre var ya tight'ımsı. Mesela senin altına yapmışsın tight giymişsin. Dönüşte biraz yürüyün yolda, tam onu deneyimleyeceksin. Evliliğin veya bekarlığın en kötü yanı. Bekarlar bekarlığa cevap versinler, evliler evli. Her istediğinde seks yapamıyor olmak kötü bence. Bu kız şampiyonluğu bu cevapla hak ediyor arkadaşlar. Bir alkış. Sevgilin ne yapsa sadakatinden emin olurdun. Vallahi üzerime 2-3 tane ev yapılırsa. En Avrupalı kız böyle çıktı. Belki bir oturum da oldu herhalde. Yok. İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? İnternet olmak isterdim ben. Spesifik somut bir şey söylesene. İnternet O zaman internetin içinde kablo. Bu iyi ayarlamış seni vallahi, değil mi? Tebrik ederim. Sen hiç konuşmadın uzun saçlı kız. Tanıt kendini, ver mikrofon. Dilara ismim. Fantezi veya sıçman var mı? Fantezi olarak evlilik teklifi reddetmek olabilir. Vay güzel. Hiç aldın mı teklif? Yok almadım ama alırsam bir gün reddetmeyeceğim. Reddedir misin? Hayır. İşte konuşanlar. Mutlu Anlar'ın programı. Diliyorum böyle yüzlerce bölüm daha birlikte yapar, eğleniriz. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!